Enes Keroğlu kanalından herkese selamlar. Bu videoda Photoshop ile fotoğraflarımızı nasıl vektörel çizime dönüştürebileceğimizi detaylı ve çok basit bir şekilde anlatacağım. Haydi başlayalım. Photoshop'u açtıktan sonra öncelikle kendimize çalışma yapmak için yeni bir sayfa oluştura tıklıyoruz. Ve açılan panelde değerlerimizi giriyoruz. Genişlik kısmına 2500 yazıyorum. Yükseklik kısmına 2000 ve çözünürlük kısmı 300'de kalıyor. Buranın piksel olmasına ve şuranın da piksel bölü inç olmasına dikkat ettikten sonra renk modunu RGB renk moduna getiriyoruz ve daha sonra oluştura tıklıyoruz. Sayfamız açıldı. Şimdi fotoğrafımızı bu sayfaya aktarmak için sol üstteki dosya kısmından gömülü ögeyi yerleştire tıklıyor ve ardından bilgisayarımızdaki fotoğrafı seçiyoruz. Yerleştire tıkladım. Fotoğraf karşımıza geldikten sonra sayfanın içinde istediğimiz şekilde boyutlandırabiliyoruz. Mouse'umuzla şu şekilde sağa doğru basılı tutup kaydırarak büyütüp sola doğru basılı tutup kaydırarak küçültebiliriz. Ben şimdi istediğim şekilde ayarlıyorum. Tam ortaladım. Şu şekilde fotoğrafımı bırakıp enter tuşuna bastım ve fotoğrafımı sayfamıza yerleşti. Bundan sonra fotoğraftaki kişi veya kişileri arka plandan ayırmak için sol taraftaki araçlar kısmından buradaki hızlı seçim aracını seçiyoruz. Ve mouse'umuzla seçmek istediğimiz alan üzerinde basılı tutup kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde de yapabilirsiniz veya Photoshop'un çok güzel bir özelliği olan otomatik olarak özne seç kısmından da yapabiliriz. Hızlı seçim aracını seçtikten sonra yukarıda özne seç kısmı var. Buna tıklıyorum. Tamam diyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi program otomatik olarak fotoğraftaki nesneyi, özneyi seçmiş oldu. Fakat alanın içine dahil olmasını istemediğim kısımlar da var. Şurada bayanın saçında bir ışık var ve şurada bir dahil olmamış kısım var. Bunu nasıl yapacağız? İlk olarak şundan bahsedeyim. Fotoğrafa yakınlaşmak ve uzaklaşmak için klavyemizden alt tuşuna basılı tutup mouse tekerleğimizle bu şekilde yakınlaşıp uzaklaşabiliriz alt tuşuna basılı tutarak. Hemen saçına yakınlaşıyorum. Ve hızlı seçim aracım seçili. Burada artı ve eksi var. Artı alanın içine dahil eder, eksi ise dışarı atar. Eksiye tıkladım. Geldim. Basılı tutarak yine saçındaki o şık kısmını siliyorum. Bakın bu sefer de çok içeri kaçtım. Tekrar artıya tıkladım ve saçını yine bu alan içerisine dahil ettim. Eksi ile buraları siliyorum. Bu şekilde ayarladım ve tekrar uzaklaşıyorum fotoğrafımdan. Şu alanı da içerisine dahil edeceğim. Evet. Seçimimizi yaptıktan sonra arka plandan ayırmak için programın en alt sağ kısmında bakın şurada katman maskesi ekle var. İçerisinde daire olan bir sembol. Buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi katman maskesi burada katmanlar kısmında oluşturuldu ve arka planda beyaz bir hale geldi. Daha sonra hemen burası seçiliyken sağ tıklıyorum ve akıllı nesneye dönüştür diyorum. Gördüğünüz gibi akıllı nesneye dönüştürdük ve hemen altındaki katmana tıklıyorum arka plana. Klavyemden delete tuşuna basıyorum ve arka planı ortadan kaldırmış oldum. Şimdi fotoğrafımıza birkaç filtre uygulayarak vektörel çizim haline getirelim. Sol üst kısımdan filtreye geldim. Buradan en alttan iki yukarıdaki stilize etten yağlı boyaya tıklıyorum. Yine burada değerler geldi. Buradaki değerleri bu şekilde girmenizi istiyorum. Stilizasyon 5, temizlik 3, ölçek 0.1 ve kıl ayrıntısını 0 yaptıktan sonra hemen şöyle resmimizdeki farklılığı sizlere göstereyim. Bakın önceki hali ve yağlı boya uygulandıktan sonraki hali. Buradan ışıklandırmanın kapalı olduğundan emin olun. Burayı kapattıktan sonra Tamama tıkladım ve fotoğrafıma yağlı boya efektini uygulamış oldum. Sağ alttaki katmanlar kısmında da akıllı filtrelerden yağlı boyanın uygulandığını bu şekilde görebiliyorum. Daha sonra tekrar filtreye tıklıyoruz ve bu sefer filtre galerisine geliyoruz. Karşımıza burada bir sürü klasör çıktı. Buradan sanatsal kısmına geliyoruz ve poster kenarlarını seçiyoruz. Yine buradaki değerlerle oynamamız gerekecek. Kenar kalınlığını 10 kenar yoğunluğunu 0 ve postelleştirmeyi 6 yaptıktan sonra tamama basıyoruz. Gördüğünüz gibi daha kalın çizgiler elde etmiş olduk. Şimdi yüzümüzdeki belli hatları kötü görünen çizgileri yok etmek için yine filtre kısmına geldim. Buradan bulanıklaştır kısmından en alttaki yüzey bulanıklaştırmasını seçiyorum. Yarı çapı 20 ve eşiği 10 yapmanızı istiyorum. Bu şekilde bakın kalın çizgilerin daha da net bir hale geldiğini görebilirsiniz. Tamam dedim ve bunu da yapmış olduk. Katmanlar kısmına baktığımızda filtre galerisini ve yüzey bulanıklaştırmasını sırayla uyguladığımızı görebiliyoruz. Şimdi yağlı boya kısmının üzerine mouse'umuzu getiriyoruz. Klavyemizden alt tuşuna basılı tutarak yağlı boya katmanımızı kopyalayacağız. Alt tuşuna basılı tutuyorum ve mouse'umla yağlı boyanın üzerine tıklıyorum. Parmağımı çekmeden Yüzey bulanıklaştırmanın üzerine getirdiğimde bakın mavi çizgiyle gözüküyor. Bırakıyorum. Bıraktığımda bakın yağlı boya katmanını yüzey bulanıklaştırmanın üzerine kopyalamış oldum. Bunu ne için yaptık? Biraz sonra keskinliğiyle oynayacağız. Bu yüzden yağlı boyayı kopyaladık. Şimdi yine katmanımız seçiliyken son olarak filtre kısmından keskinleştireceğiz. Tekrar filtreye geldim. Keskinleştir kısmından buradan keskinliği azaltma maskesine tıklıyorum. Miktarı 150, yarı çapı 8 ve eşiği 8 yapıyoruz. Yine şöyle bakalım gördüğünüz gibi iyice belirgin bir hale getiriyoruz. Tamam dedim. Daha sonra ana katmanımızın yanındaki oka tıklayarak alttaki katmanları kapatıyorum ve tek bir katman haline gelmiş oldu. Şimdi katmanlarımıza son olarak bazı ayarlar ekleyeceğiz ve fotoğrafımızı vektörel bir hale getireceğiz. Katmanımız seçili. Sağ alttan bu semboli tıklıyorum, buradan düzeyleri tıklıyorum, buraya geldi. Tekrar geldim, ton ve doygunluğa tıklıyorum, yine geldi ve son olarak da posterleştir kısmına tıkladım. Bu da karşımıza geldi. İlk olarak ton doygunluk kısmına geliyorum. Ben siyah beyaz yapmak istiyorum. Siyah beyaz gerçekten daha hoş bir görüntü elde ediliyor. Ama siz istemiyorsanız buradaki, bakın ton doygunluğa tıkladım. Doygunluk kısmından oynayabilirsiniz. Ben şöyle en sona getirdim. Eksi yüzde siyah beyaz olduğu halde bıraktım ve bakın aslında fotoğrafımız vektörel bir hale gelmiş oldu. Fakat sizin fotoğrafınızda bu şekilde net olarak gözükmüyor olabilir. Yukarıdaki posterleştir katmanına tıklıyorum. Burada bakın düzeyler çıktı. Şu anda 4. Bunu şöyle bir 1 yapalım. Bakın 1 yaptım. Siliyorum, 2 yapıyorum. 3 yapıyorum. 4 yapıyorum. Bu ne anlama geliyor? Fotoğraftaki renk sayısı. Bakın 2 renk. Beyaz ve siyah var. 3 yapıyorum. 1 gri, 1 beyaz ve 1 siyah var. Ben bunu 4 yapacağım. Çünkü en güzel, en hoş görüntü bu geldi. Siz dediğim gibi burayı fotoğrafınıza göre değiştirebilirsiniz. Posterleştir kısmıyla da işimiz bittikten sonra düzeyler kısmına geliyoruz. Son olarak düzeyler kısmından siyah ve beyazlığını ayarlayıp vektörel çizimimizi tamamlamış olacağız. Tıkladık düzeyler kısmına. Bu şekilde bir grafik geldi. Bakın burada 3 üç tane üçgene benzer bir sembol var. En baştaki sembolü sağa doğru kaydırdığımda siyahlaşıyor. Ben bunu şöyle 10-12 civarlarında bıraktım. Ortadakini sağa sola kaydıralım. Bakalım nasıl değişecek. Yine bunu da şöyle fazla oynamadan şöyle 0.92 civarlarında bıraktım. Ve en sağdakini de sola doğru kaydırdığımızda beyazlaştığını görebiliyorsunuz. Tamamen kendi zevkinize göre buralarla oynayabilirsiniz. Nasıl gözünüze hoş geliyorsa fotoğrafınız o şekilde ayarlayın. Evet bu şekilde ayarlamış oldum. Son olarak bu katmanların hepsini seçip birleştireceğim ve tek katman haline getireceğim. Klavyemden shift tuşuna basılı tutuyorum ve mouse'umla tek tek katmanların üzerine tıklıyorum shift'e basılı tutarak. Hepsini tek tek seçtikten sonra bu şekilde sağ tıklıyorum ve katmanları birleştir diyorum. Tek bir katman haline gelmiş oldu. Bu şekilde vektörel çizmemizi tamamladıktan sonra hemen photoshop dosyası olarak bilgisayarımıza kaydedelim ki daha sonra baştan tekrar tekrar yapmaya uğraşmayalım. Sol üstten dosya kısmına geliyorum. Buradan farklı kaydet diyorum bilgisayarımıza kaydediyoruz. Dosya adını girdikten sonra kayıt türünü Photoshop PSD olarak ayarlıyorum ve masa üstüne kaydediyorum. Bu kaydettiğimiz çalışma olarak kaydettik. Bir de yaptığımız çalışmayı bu şekilde fotoğraf olarak kaydedelim. Dosya kısmına geldim. Bakın dışa aktar kısmında PNG olarak hızlı dışa aktar diyor. Buraya tıklıyorum. Masa üstünü seçtikten sonra kaydet diyorum. Ve masa üstüme kaydoldu. Hemen aşağı inip tıklayarak bakabilirim. İşte yaptığımız çalışma bu şekilde Photoshop ile fotoğraflarımızı vektörel bir çizim haline gayet basit bir şekilde getirmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz alttan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.